Hoş geldin Can Yılmaz. Nasip olmadı. Eyvallah. Evet. Sağ ol. Teşekkür. Hop pencüse, severler güzeli gencüse sözünü kullanan biri acaba 6-2 mi atmıştır, 5-3 mi atmıştır, 4-1 mi atmıştır, 6-6 mı atmıştır gibi kolay evet, bir soru sormuştur. Tavla olduğu belli de tavladan zerre kadar anlamadığım için keşke Zafer abi yanımızda olsaydı, tüyü olsaydım. Bunu sallayacağım. Pencüse. Penç, üsse. Söyledin abi. Ben 5-3 mi oluyor? Pardon. Onu bile evet, tüyü bile alamayarak öyle bir yaptı ki 5-2 mi, 5-3 mü anlamadım. Ben helalinden bir 5-3 diyorum. 5-3 diyorsun ve doğru yapıyorsun. İlk çağ Anadolu'sunda üzüm ezme ritüelini taklit ederek ayakların daha çok performans göstermesiyle ortaya çıkan, günümüzde ise Ege yöresiyle özdeşmiş ve Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen destansı mücadeleye de atıfta bulunan, Atatürk'ün de oynamayı çok sevdiği dansın adı. Zeybek, çifte telli, horon, mendil oyunu. Zeybek. Zeybek de oynadı. İkinci yenicilerin eşleriyle birlikte bir meyhanede otururken kadınlardan birinin masaya gelerek verem olduğunu söylemesi üzerine Turgut Uyar'ın garsondan bir şişe rakı isteyip herkese imza atmasıyla ilan ettikleri bir gün var. O günün adı acaba? Ölmeme günüydü günü galiba. Evet, ölmeme günü, yaşama günü, mutluluk günü derken daha leb demeden kardeşim. Trakyalıların kullanmadığı arf hangisidir ya? Trakyalıların kullanmadığı mı? Arf. P midir? A. H midir? J midir? Ş midir? Zaten soruda var. Trakyalıların kullanmadığı arf hangisidir be ya? H miydi? Tabii. H doğru. Fenerbahçe'mizin spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından biri olmayanı öğrenmek istiyorum. Kürek, e-spor, masa tenisi, kriket. Krikettir bence. Krikettir bence. Doğru ya. Ben maratonun standart uzunluğunu sormak zorundayım. 42-195 hiç basma oraya. Ay hiç basmayayım ama sonuçlar bir gelsin görsün sevgili seyircilerimiz. 195 neden? Şeyden mi kaynaklanıyor, Antik Yunan'daki bir ayrıntıdan mı? Keşke. 42 kilometre İngiltere'de sarayın önünden, Buckingham Sarayı'nın önünden de geçsin diye eklemişler. Eklemişler 195 metre. Evet, kraliçe oradan görsün diye. Teşekkür ediyorum. Bak böyle de küçük, bunu da küçük bir bilgiyle de süsledik 6. sorunun evet. Sonunda 6'da 6'yız bu arada. Çok iyi gidiyoruz. Beyin alır, akıl tartar ve yorumlar. Mizahın hedefi aklı kullanmayı öğretmektir sözü. Acaba Aydın Boysan'a mı, Hazerfen Ahmet Çelebi'ye mi, Zafer Algöz'e mi yoksa Cem Yılmaz'a mı diye soralım. Yani bu dolu dolu bir laf olduğuna göre Aydın Boysan olabilir. Aydın Boysan olur tabii. Sevdiğin başka yerde, sen başka yerde dertli ediyor bir insanı, dertli dizelerinin sahibi. Geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümünde bir kez daha andığımız şair. Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Orhan Veli Kanık. Orhan Veli Kanık. Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar. Geçenlerde şey yaptığımız Orhan Veli oluyor. Orhan Veli yani Kanık da oluyor. Oradan bulabilir. Efendim Boğaz'da bulunan ve menüsünde alkol de yer alan Kadir Mısırlıoğlu'na ait restoranın ne kadarlık kısmının kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Seçenekler gelsin. 1000 metrekare, 1 metrekare, ha bir ha 1000 metrekare. 1000 metrekare için birbirimizi kırmaya değer mi? 1000 herhalde bu. 1000 herhalde bu. 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği sırada Eskişehir'de dövülerek öldürülen ve Fenerbahçe tribünlerinde adının hala haykırıldığı gencimizin adı. Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz. Orada şimdi gidip geliyorum. Ali İsmail galiba. Ali İsmail Korkmaz. Efendim, çok değerli aristokrat kardeşim Yunus Günç'e bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2018-2019 sezonunda NBA şampiyonu olmuş olan basketbol takımı Los Angeles Lakers mıydı, Golden State miydi, Miami Heat miydi yoksa Boston Celtics miydi dedim. Golden State. Golden State'di. Ne maç dediğini Olağan Şüpheliler filminde. Acaba sayacağım bu 4 aktörden, büyük ustadan hangisi rol almamıştır? Hadi bakalım. Benicio Del Toro, Kevin Spacey, Stephen Baldwin, George Clooney. George Clooney. George Clooney doğru yanıtı. O düzeltme sonrası ödülün asıl sahibi olarak açıklanan film, yani gerçekten ödülü kazanan film. Moonlight mıydı, Manchester by the Sea miydi, Arrival mıydı yoksa Lyon muydu? Moonlight. Moonlight doğru yanıtı 3'te 3. Gregor Samsa. Ah. Franz Kafka'nın acaba hangi romanının kahramanıydı? Dava mı, Dönüşüm mü, Milena'ya Mektuplar mı yoksa Samsa Günlükleri mi? Dönüşüm. Dönüşüm tabii. Bir Latin edebiyatına ait olan ve ünlü ozan Homeros'un bir dizesinde geçen, hay bakalım, anı yaşa anlamına gelen
ünlü özdeyiş. Hakuna Matata mıydı? Veni Vidi Vici miydi? Carpe Diem miydi? Yoksa Cogito Erso Ergo Sum muydu? Carpe Diem. Carpe Diem. Cogito Ergo Sum. Matthew Perry ile girdiği iddiayı kaybederek Friends dizisinde ücret almadan oynamak zorunda kalan aktörü öğrenmek istiyorum senden. Amerika'nın her şeyini iyi bilen kardeşim. Jennifer Aniston mıydı? Robert De Niro muydu? Matt LeBlanc mıydı? Yoksa Bruce Willis miydi? Jennifer Aniston. Bir dur. Matthew. Ne o? Şey Joey oynuyor işte. Süre sona erdi. Yanlış üç bölümde mı? Konuk oyuncu. İlk defa bir yanlış yaptı. Çünkü... Ama Friends benim çok hakim olduğum bir şey ya. Bir nehirde iki kez yıkanılmaz. Evet. Çünkü o nehir aynı nehir değildir. Sözünü sahip olan kişiyi soracağım sana. Çünkü bu kişi Yunan felsefesinde de hatta bugünkü diyalektik materyalizmin temelini de oluşturuyor. Yani her şey devinir, her şey değişir, hiçbir şey aynı kalmaz. Bravo. O yüzden sen de aynı suda iki kere yıkanamazsın evet. Kardeşim diyor. Aynı zamanda Ayhan Işık'ın, Atilla İlhan'ın, Metin Oktay'ın hemşehrisi. Şimdi seçenekler geliyor artık. Buyurun. Heraklitos. Heraklitos. Şenol Güneş. Evet. Armağan Çağlayan, Yılmaz Özdil. Yanlışsa aha butonum burada. Heraklitos. Heraklitos doğru yanıtı geliyor. Şimdi sayacaklarından bir tanesi köftesiyle meşhur değil. Ha. Acaba orası Akçaabat mı, İnegöl mü, Tekirdağ mı yoksa Bolu mu? Bolu. Bolu tabii. Akçaabatlıyım ben. Aslında kendisine gördüğü bir rüya nedeniyle şefaat ya Resulallah diyecekken yanlışlıkla seyahat ya Resulallah dediği iddia edilen ve ardından bu dileği kabul olduğu için 40 yıl boyunca oradan oraya sürekli gitmek zorunda kalan kişi. Çelebi Orhan mıydı, Çelebi Mehmet miydi, Evliya Çelebi miydi yoksa Şeyma Subaşı mıydı? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'ydi. Evliya Çelebi doğru. Şimdi sayacağım 4 tane isimden bir tanesi o kadroda, şampiyon olan kadroda yer almadı. Almamıştır. İvan Ergiç, Elver Baliç, Pablo Batalla, Sercan Yıldırım. Elver Baliç. Elver Baliç doğru yanıtıyla 10'da 9. 10'da 9 bir de telafi sorusuyla devam ediyoruz şimdi. Efendim artık alıştınız diye düşünüyorum yarışmada. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi gerçek bir fenomen. Kerimcan Durmaz değil. Kerimcan! Kamal! Queen grubunun efsanevi solisti ve geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Bohemian Rhapsody filminde hayatı anlatılan ünlü sanatçı acaba süre başlıyor. Freddy Krueger mıydı? Freddy Mercury miydi? Freddy Adu muydu yoksa Freddy Gibb miydi? Hiçbirisi değil. Ferdi Mercury. Ve de Müslümandı. Zanzibarlı mı? Zanzibarlı. Barış Manço'nun sunduğu pazar sabahlarının... Google'a bakacağım. Vazgeçilmez programının adı. 5'ten 55'e, 6'dan 66'ya, 7'den 77'ye, suppe. Bu da sana kapak oldu. Kesin suppe. Kesin suppe diyorsun. Son kararı. Son kararı suppe mi? 7'den 77'ye olabilir mi acaba? Öyle mi Mehmet Ali Bey? Yardımcı olayım mı? 7'den... Sen söyle biliyor musun? Ben çok izledim valla. Hangisi? Hangisi peki? 7'den 77'ye. Tebrik ediyorum. Bir konuda. Karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları tartışma platformunun adı münazara mıdır, sempozyum mudur, Türkiye Büyük Millet Meclisi midir yoksa açık oturum mudur diyorum. Sırayı başlatıyorum. Joker var mı? Var. Sempozyum değil. Ben... Büyük Millet Meclisi olabilir gibi geliyor. Geliyor sana. Ama coğrafyam da zayıf. Zayıf. O zaman açık oturum da olmadığına göre... Bir şey kalıyor geriye. Sanki... Damla Bilic. Olmuyor ama. Ben kabul ediyorum. Tamam, münazara. Kabul ediyorum. Uranyum üzerinde deneyler yaparken kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden bilim insanı Maria Sharapova mıdır, Maria Curie midir, Pierre Curie midir yoksa cilt bakım Curie midir diye... Madame Curie doğru yanıtını veriyorsunuz. İlk Türk yerli uçağını üreten... Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi pilot, mühendis ve müteşebbis. Acaba Sabiha Gökçen miydi, Vecihi Hurkuş muydu, Hazerfen Ahmet Çelebi miydi yoksa Aydın Boysan mıydı? Aydın abiyle kuşluğa çıkmış vardır. Uçmuşluğumuz vardır. Uçmuşluğumuz vardır. Ama top fabrikasını da kapatıp soba fabrikası yaptık. Değil mi? Evet, öyle. O zaman Vecihi Hurkuş. Vecihi Hurkuş diyoruz ve doğru yanıt veriyor. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Şahane bir oyundur. Bu oyunu acaba Haldun Taner mi yazmıştır, Şinasi mi yazmıştır, Namık Kemal mi yazmıştır yoksa Yaşar Kemal mi yazmıştır diye soruyoruz. Yani adam da haklı.
Biliyorum bunları ama diyor. Süre işliyor. Süre doldu. Bir yanıt alayım en azından. Bak şöyle gösteriyorum. Bak şöyle bir gösteriyorum. Hangisi? Bakmadan cevap vermek istiyorum. Tamam. Haldun Taner. Haldun Taner doğru yanıtı. Ayşe tatile çıksın parolasıyla yavru vatanı kurtarmaya yönelik düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı acaba hangi başbakanımızın komutuyla başlamıştır? Bülent Ecevit miydi, Süleyman Demirel miydi, Şükrü Saracoğlu muydu yoksa Turgut Özal mıydı diye soruyoruz. Allah rahmet eylesin Bülent. Aynen öyle. Bülent Ecevit doğru yanıtı geliyor. Şimdi sayacaklarımızdan hangisinin, hangi ünlünün ikizi yoktur? Vin Diesel, Bensu Soral, Öykü Karayel, Can Yılmaz. Bu soruyu bilmezsen Kafa Dergisi'nde sorun çıkacak diye düşünüyorum. Yani evet bilebilirim ama diğerlerini bildiğimden dolayı değil. Can'ı bildiğimden dolayı. Çünkü Can gibisi bir daha dünyaya gelmez. Her filmde mutlaka uzun bir dans ve daha uzun müzik sahnesi olan ve genelde 3 saat ve üstü uzunlukta süren filmlerin çekildiği sinema stüdyolarını öğrenmek istiyorum. Hollywood, Bollywood, Yeşilçam, Yeni Dalga. Efendim. Herhalde Bollywood'dur. Çünkü evet. Yani diğerleri de değil. Aşağıdakilerden hangisinin ayrımını ifade eder? Yasama, yürütme, yargı, adalet, kalkınma, sıkınma, Güzel Çelik Ercan, Metin Ali Feyyaz diye anlamlıysa soruyorum sana. Metin Ali Feyyaz olamaz. Evet. Evet. Ama Güzel Çelik Ercan. Ama Güzel Çelik Ercan niye olmasın? Bence de. Aslında ben yani... Herkes özellikle... Metin Ali Feyyaz'ı sever. Ama İzel Çelik Ercan'a da var mısın? Yasama yürütme yargı yanıtını da ben almış kabul ediyorum efendim. Arkadaşız çünkü. Gerçekten çok güzel yarıştık. Sevgili seyircilerimiz geldik bir programın daha sonuna. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Birlikte kapatalım. 10 soru bükücünün daha sonuna geldik. Bir sonraki programda yine beraber olana kadar lütfen yüzünüzden gülümsemeyi, aklınızdan soru işaretlerini eksik etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. Yapalım mı? Merhaba. Hala abone olmayanlar var, görüyorum. Görüyorum. Bakın düzenli izleyin, şu zile basın, beğeniler gelsin. Hadi bekliyoruz.